Bak bu daha efsane. Tamamen saygısızlık. Yazık, gerçekten çok yazık. Ama bir şey diyeceğim. Bu... Neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Neredesin? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla karşınızdayım. Canlarım, ciğerlerim, bir tanelerim, EFC'm benim. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Gerçekten uzaktan eğitimi biliyorsunuz. Online ders alıyorsunuz yani. Buradaki en komik anları izleyeceğiz. TikTok'ta gezerken birkaç tane videoya denk gelmiştim. İnanılmaz komik videolar var. Yani aslında doğru değil bu yaptıkları ama gerçekten çok komik. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri kesinlikle açmayı unutmuyoruz. Abone ol butonunun yanında da bir çan var. Ona bastığınız zaman tüm bildirimler anında size geliyor ben video attığımda. Şuradan çıkan Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutma. Orada daha da çok aktifim. Sana diyorum bak sensin. Hemen bak, hemen takip et. Bak telefonunu aç ve hemen takip et. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, videolarımız başladı. Kimse de bana karşılamaz. 5 yazarım, 7 yazarım, 1 bölge yazarım, 1 yazarım, 4 yazarım. Kimse sana niye karışamaz? Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Türkiye'nin en iyi YouTube kanalı kimdir? Tabii ki de Emre Özdemir. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gütmemektedir. Bilim sadece... deneye ebede ya açıklıyorsun değil mi, anlat geç, tamam geçiyorum bir daha. Hocalarımız da heyecanlanmış kamera karşısında. Is annoyed, o sinirli çünkü bakın because çocukları yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocukları kaçar? Onun çocuğu. Bir şey diyeceğim ya. Online eğitimde gerçekten böyle mi anlatıyorlar? Yani ben hiç girmedim, ben bilmiyorum ama gerçekten online eğitimde böyle şeyler gerçekten yaşanıyor mu? Çok saçma abi. Hocalar konuşmayı bilmiyor, anlatmayı bilmiyor resmen. Repeat after me. Böyleyse çok güzelmiş ha. Ben de hemen yazılacağım. Okula yazılıp ben de canlı eğitimlere gireceğim. Hocam ne anlatıyorsun? Şöyle bir hocamız olmadı da online eğitime mi girmedik? 3, 4, 5. Do you need more explanation? Ya yok ama anlasın ama ya. Hey! Seni duyabiliyorum. Mikrofonun açık kalmış, hayır. Hadi şimdi mikrofonu çıkıyor. Oğlum bu gerçek mi? Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedim ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. Böyle bir anı yaşamak istemezdim. İnşallah çocuğun kimliği ortaya çıkmamıştır. Şimdi ya. So here for example. Amına koyayım, sıkamadım işte. Vurdum gelmedi. Arkadaşlar, nerede yaşıyorsunuz acaba? Oğlum bu iki oldu. Kimsiz rahat konuşan? Galiba anonim girdikleri için bu kadar rahat davranıyorlar. Yoksa yapamazlar kimlikleri belli olsa. Ama anonim girmeleri de çok bakın saçma abi. Herkesin kimliği belli olmasın. Niye lan sana ne? İpneye bak. Hocaya ipne mi? Ersin mikrofonu kapatacak senin. Mikrofonu kapat. Kanka mikrofonu kapat. Evet, bir mikrofonu kapatın. Evet, arkadaşını da uyarın. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıksın. Ya. Siz ciddi misiniz? Alo CS'ci. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an bu farkında değil. Evet. Nasıl gördü, ben kendimi görmüyorum amına koyayım. Çocuk hala küfür ediyor. Mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatıyorsun. Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Oğlum. Başka itlaat devletleri hem kömür ihtiyaçlarını hem de akaryakıt ihtiyaçlarını Osmanlı Devleti'nden ne yapacak arkadaşlar? Karşılayacaktı.
Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? Aa yine o mal geldi. Kanka o erceymiş. Ne? Allah'ım şöyle sınıf arkadaşlarım oldu da ben mi gitmedim okula? Bu kim bu ya? Kimsin sen? Hoca da diyor oğlum kimsin sen diye. Olur. Üzerinden işlem yapmak istiyorum. 24 bölü ya. 24 bölü 2 bölü ya. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Sağ ol. Arkadaşlar tamam mı şimdi? Aa bak bunu biliyorum. Bugün? Müdürü çıktı yaparız sanıyorlar tamam. Sohbetten. Tamam. Hikmet, Elif sende de sıkıntı yok. Yaparız Coşkun Bey. Tamam size güveniyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Ben çıkıyorum şimdi. Hadi bak çıkalım. Olay burada çıktı kopuyor. Çıktı. Öyle gözüküyor. Çıktı sanırım. Hikmet abi sen niye 30 diyorsun? Nasıl yapacağız 30'u? Abi 15 dedim de adam sanki kabul ediyor Meli. Adama 15 deyince 30'a çıkartıyor ya. Kastım sanırım. 30 dedi. Abi sen 30 deyince ben ne diyeceğim? 25 mi diyeceğim? Ben de 30 dedim işte sen deyince. Nasıl yapacağız bunu bu hafta? Ne yaktınız abi, bizi? İhale bize kalıyor bak ya. Ben çıkamadım oğlum, daha abi. Gençler. Buradayım. Abi, haberiniz olsun. Bey. Şu an ben utandım. Gerçekten ben utandım şu an. Çocuklar evde, öğretmenler tahta başında. Onlara okula gelmeden dersi anlatacaklar da nasıl anlatacaklar? Şimdi mobilyaların üzerinde verilen karışık kelimeleri kural bir cümle yapalım. Geldi, Kerem, Emir, yine... Kerim ile Emir Kerem. Geldi. Geldi. Kerem. Yok hocam sen Kerem ile Emir geldi. Gelmeden dersi anlat. Hocam nasıl? Hocam anlatacağım dersin şimdi. Bu kadar iyiyse ben de geleceğim gerçekten. Beni de canlı derse davet edin arkadaşlar. Aranızda canlı derslere katılan varsa. Bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? %100 mü? Evet. Öğretmenim televizyondan ders izlerken okul kıyafetimizi giy. Öğretmenim böğün canlı ders var mı? Bak bu daha efsane. Tamamen saygısızlık. Yazık gerçekten çok yazık. Ama bir şey diyeceğim bu canlı derste yapılmamış ki alttan chat akıyor yani. Abi. Bu çocukları nasıl eğiteceğim ben? Canlı derste chat mi akıyor? Baksana çocuğun verdiği şeyde chat akıyor. Hiç utanmadan, hiç çekinmeden dersi uzaktan işte böyle kaynattılar. Abi bu TikTok videosu. Ha, hem canlı derste o anda da TikTok'ta yayın açmış. Zorlayıp bir öğretmenin karşısında yaptılar. Ya bu videolar yemin ederim efsane ya. Ya gerçekten yapılanlar çok ayıp, yanlış hareketler ama gerçekten çok komik. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.